affetsin beni. Allah ne olur affetsin. İnşallah affeder beni ya. Allah ne olur inşallah affeder beni. Allah ne olur affetsin beni. Ne olur affetsin. Ay hani bize gidecektik kahve İsmail? Dur da önce burada bir kahve içelim sonra gideriz olmaz mı? Hoş geldiniz İsmail Bey. Gel Uşak bir gel. Ne oldu İsmail Bey? Gel daha gel. İsmail Bey sakin olun ne oldu efendim? Uy sorma Uşak çok kötü bir şey oldu çok. Ne kadar kötü bir şey olursa olsun benden daha kötü olamaz efendim. Ama Uşak ben bu hatun için kaç ay koştum biliyor musun? Kaç ay ne soğan ne sarımsak ağzıma bile koymadım. Ne oldu peki? Ne olacak Uşak? Hatun beni evine çağırıyor. Eyvah! Ama benim canım hiçbir şey istemeyi. İptal oldum Uşak. Fişin TV bile seyrettim ama hiçbir faydasını görmedim. İptal oldum Uşak'ım anlamayın mısın? İptal oldum. Asıl ben iptal oldum İsmail Bey. Ben iptal oldum. Ne diyorsun Uşak'ım? Psikolojik falan mıdır acaba? Kesin psikolojik efendim. İki güne kalmaz eskisinden daha iyi olursunuz. Vallahi. Ne? İki gün çok Uşak'ım. Ben o kadar duramam da. Sayılı gün çabuk geçer İsmail Bey öyle demeyin. Olur mu Uşak'ım? Benim hemen doktora gitmem lazım. Psikolojik bu İsmail Bey. Doktor ne yapsın? Biraz sabredin geçer. Asıl geçmeyecekler bende. O zaman benim psikoloğa gitmem lazım Uşak'ım. Bu gece tamir olmam lazım. Anlamıyor musun beni? Tamir olmam lazım Uşak'ım. Ha, buldum onu. Şu Meltem yengenin psikoloğunun telefonu var mı sende Uşak'ım? Var. Sır tutar değil mi? Bilmem tutar herhalde İsmail Bey. İsterse tutmasın. Anında vururum onu. İsmail Bey, İsmail Bey, İsmail Bey sakin olun efendim. Muşgan Hanım, ben şantiyeye gidiyorum. Harç motoru vardı, arıza yapmış. Bir bakayım gelirim. Sen burada otur, tamam mı? Nereden çıktı bu iş şimdi? Çabuk gel İsmail. Buyurun efendim, telefonum var. Ver Uşak'ım, ver. İsmail Bey, dediğim gibi ama ne olur. Vallahi bu adamın sonu hiç iyi görmüyorum ben. Bu adamın sonu benden de fena. Kesin hayatında başka biri var. Onu o şırfıntıyla bir baş başa yakalayayım var ya. Biz daha tanışmadık galiba. Evet. Ben Müjgan. Ben de Semali. Yani Selami. Şu an... galiba baş başayız. Onu o şırfıntıyla bir baş başa yakalayayım var ya. Selami Bey. Ne kadar güzel giyinmişsiniz. Giyim demeyin efendim bana. Çünkü başıma ne geldiyse bu kıyafetlerim yüzünden geldi. Çok yakışmış ama. Tam bir erkeksiniz. Gerçekten mi? Çok yakışmış. Yok efendim yok yakışmamış. Çok iğrenç hatta çok frapan bile diyebilirim. Yani sizin hatırınız olmasa var ya hayatta gelmezdim. Ya bizi o göndermedi biz kendimiz geldik inan. Vallahi biz kendimiz geldik ya ben ısrar ettim diyorum kardeşim. Tabii ona kalsa sevgilisiyle baş başa gününü gün etmeyi tercih eder zaten. Ya ne alakası var Selami kim zamparalık kim? Öyle de Haluk. Hissediyorum hayatında başka bir kadın var. Hissediyorum yok, diyorum. Gönül, gönül sesi gel buraya gel. Dur çabuk sakla bunu sen. Git, bir dakika lan. Git buradan git. Kalk git. Sus sus sus. Sesi çıkar.
Ben bilirim. Ben her şeyi görürüm, her şeyi hissederim. Çekil şuradan. Bırak karıcığım. Bırak da! Merhaba karıcığım. Haluk bana biraz yardımcı mısın bakalım? Tabii karıcığım, tabii. Ben Meltem'e biraz yardım edeyim. Biliyorsunuz ben karısına çok yardım eden bir erkeğimdir. Allah sizi inandırsın. Akşamları sofrayı ben kurarım. Değil mi? Söyle. Yürü Haluk, tamam hadi. Dur abicim, bir dakika. Bir dakika gitme abicim. Durum bildiğin gibi değil. Durum bildiğin gibi değil. Ne bildiğin gibi değil? Abicim durum bildiğin gibi değil. Gel abicim gel. Gel bir dakika gel. Gel gel. Sen abicim gel. Gel oğlum abi, bir dur. Gel bırak. O burada abicim. Kim burada? O burada. O var ya, o burada işte. Oğlum bir dakika dur. Kim burada? Hani o İsmail Bey'in yanındaki kız var ya, burada işte. Nerede? Koltuğun arkasında abicim. Evet. Gel buraya. Gönül, lütfen inan. Öyle bir şey yok. Ya Selami bu. Gözünle görsen inanma. Var. Kesin var. Başka kadın var, biliyorum. Belki de burada buluşuyorlar. Ha? Belki de burada buluşuyorlar, evet. Siz de yardımcı oluyorsunuz ona, değil mi? Ha? Bilemiyorum yani. Gönül, neler söylüyorsun sen? Olur mu hiç öyle şey canım? Ayağım bak, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ay ne oluyor ya, ne saklıyorsunuz siz benden? Hayatım, ne senden saklısın ya? Alo. Gel benimle sen. Gel. Otur hayatım. Dokun babana Selami. Tamam hayatım. Haluk, içeride koltuğun arkasında bir kadın var. Biliyorum. Nasıl biliyorsun? Kim o? İsmail Bey'in sevgilisi. Ne? Bizim evde ne işi var? Ne bileyim ben. Peki İsmail Bey nerede? Onu da bilmiyorum. Selami gel benimle. Ay neler oluyor burada? Vallahi çıldıracağım ya. Ne oluyor abicim? Gel benimle. Aman Haluk ya, öf ya. İsmail Bey nerede? Psikoloğa gitti abicim, psikoloğa gitti. Hemen içeri git. İçeri git, gönlünü yalnız bırakma. Hadi tamam, fırla. Tamam. Biraz çok yüksek. Sen ne yapıyorsun? Buraya gel. Abicim saçmalama. Gönül o kadını görürse beni öldürür abicim. Bana yardım edin ya, yardım edin. Bir sus ya, bir sus. Frapan erkek, bir sus ya. Ne yapıyorsun? Telefon. Ne olursun bir şeyler bul. Yardım edin bana ya, yardım edin. Oğlum bir sus ya. Dikkatimi dağıtma benim, bir sus. Olduğun yerde dur. Duramıyorum abi, duramıyorum işte ya. Peki bana çocukluğunuzda başınızdan geçen ve unutamadığınız olayları anlatır mısınız? Yok Uşak. Çocukluğumda unutamadığım olay yok. Kasabanın kızlarını ben kovalaydım, onlar kaçaydı. Ben kovalaydım, onlar kaçaydı. Ben kovalaydım, onlar kaçaydı. Çocukluğum ha böyle geldi geçti de. Pardon. Alo. Alo. Sinan Bey. Ha merhaba, ben Haluk Çar. Hangi oğlum? Ne demek hangi Haluk? Gözünü şişirmiştin ya, dünyaya mor bakmıştın ya, işte o Haluk. Şimdi dinle beni. Ha, çok, bizim çok, İsmail çok. Bey orada. Şimdi bizim bu İsmail Bey aslında kötü bir adam değil. Meltem, sende bir tuhaflık var. Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Bak eğer benden bir şey saklıyorsanız bilemiyorum yani. Senden bir şey saklamak mı? Aa sen de iyice abarttın ama Gönül. Gönül'e fark ettirmeden o kızı buradan çıkartmamız lazım abicim. Eğer görürse var ya, burası Orta Doğu'dan fena karışır abicim. Bütün bunlar senin olay terk ettiğin yüzünden oldu. Hiç de benim yüzümden değil abicim, hiç de benim yüzümden değil. Hep senin yüzünden bunlar abicim. Düşünme, frapan. Abicim ne olursun. Gönül seni bana yardım et. Nasılsın hayatım? Sen ne diyordun Meltemciğim? Selam, sen ne yapıyorsun öyle abuk subuk? Ben bir şey yapmıyorum ki. İşte. Hem suçlusun hem de el kol hareketleri yapıyorsun abuk subuk. Şey, biz aslında sessiz sinema oynuyorduk. Evet, sessiz sinema oynuyoruz biz. Evet. Selami, üç harfli. Yabancı. Evet. Şimdi maymunlar cehenneminden. Maymun oldu adam. Maymunlar cehenneminden kaçış. Çok güzel. Çok güzel bir film. Çok.
Bence sizin zamana ihtiyacınız var İsmail Bey. Yani bu işin zamanla çözüleceği artık kesinleşti. Hele şu telefondan sonra %1 milyon. Nasıl yani? Yani aradan zaman geçsin, eski mutlu günlerinize dönebilirsiniz. Geçici bir sorun bu. Size garanti verebilirim. Volkan harekete geçecek, öyle mi? Evet. Patlamalar yakındır, merak etmeyin. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya hatırlar mısınız, hani eskiden Eurovision'a katılırdık. Çok güzel şarkılarla hem de. Mesela MFÖ'nün bir parçası vardı, Diday Diday. Aa, evet, ben hatırlıyorum, ben hatırlıyorum. Nasıldı? Bilmiyorum ki. Diday Diday Day. Diday Diday Day. Şu an hayretler içindeyim ve beni buraya neden getirdiğinizi anlamaya çalışıyorum. İnan bana, ben de. Gönül, gel biz seninle mutfakta kadın kadına sohbet edelim. Vallahi ne yalan söyleyeyim, tercih ederim Meltem'cim şöyle kadın kadına. Kusura bakmayın, daha fazla dayanamadım. Helal abi! Bu ne? Ana, benim size önerim vakit kazanın. Topu taca atın. Nasıl olacak o? Ya arkadaşınızla bir süre yalnız kalmayın. Ben bütün ömrüm boyunca bir hatunla yalnız kalmayı bekledim psikolog bey. Biraz daha bekleyin. Şimdilik kalabalık yerlerde dolaşın ama baş başa kalmayın. Sinemaya gidin, tiyatroya gidin, operaya gidin ama eve gitmeyin. Volkan tekrar harekete geçinceye kadar tabii. Uy, ben ne bahtsız adammışım da. Selami! Selami! Dur ben yapayım. Alo, uyan Selami, Selami, hadi bırak light erkekliği, Selami! Kusura bakmayın, tutamadım kendimi. Yok, sizin bir suçunuz yok. Suç bu light erkekte, frapan erkekte. Hadi, alo! Gönül? Gönül nerede? Gitti oğlum, gitti. Gitti mi? Gönül! Gönül, hayatım bak bir yanlış anlaşılma oldu hayatım! Ya bütün bu yanlış anlaşılmaların benim başıma mı gelmesi gerekiyor ha? Gönül! Gönül! Peki biz hep bunlarla mı uğraşacağız? Dur bir soluk alalım. Bu evde mi? İsmail Bey? Merhaba yenge. Buyurun. İsmail Bey nerede? Nerede kaldın İsmail? İnşaata uğradım, bir de bilet aldım, geldim. Bilet mi? Ne bileti? Opera. Opera mı? Opera mı? Evet, ben haftada bir operaya gitmesem yaşayamam da. Ama hani bize gidecektik İsmail? Gideriz de, acele etme. Hele bir volkanik patlamalar olsun da. Ne? Yani, acelemiz nedir? Sonra gideriz de. Hiç kusura bakma İsmail. Bu iş burada biter. Ben öyle opera anlamam. Bir daha da beni arama. Muşkan Hanım! Uy! Kedi olalı bir fare yakaladık, o da yanımda gitti uşağım,